Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bakın bugün size bu güzel modelin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Modelimiz İstiridye Midye Kurtçuk modeli. Şöyle arkadaşlar, şişlerim 3 numara. Ve bu örnek arkadaşlar 4 ve 4'ün katlarından oluşuyor. Yani 4, 8, 12, 16, 20 diye bu şekilde devam edebiliyor. 24'ten bir tane çocuk yeleği ön tarafı falan çıkabiliyor. Şimdi bakın, buraya ben şimdi 16 tane ilmek yapacağım. Şöyle 4 tane istiridye, midyeden, kurtçuktan oluşan bir şöyle küçük model yaparak sizlere anlatacağım inşallah. Bakın bu şekilde baş parmağımda olan ipi parmağımdan geçiriyorum. 4 ve 5 6 şöyle 7 8 9 10 12 taneden 3 tane istiridye yapılıyor. 11 şöyle 12 bir tane 4 daha yapıp 4 taneden oluşan bir model hazırlayalım. 2 3 İpi de tam uzatmışız arkadaşlar. Tam geldi bakın. Şöyle açılmaması için ben muhakkak ucuna bir tane düğüm atıyorum. Rahat oluyor ilk ilmeği alırken, açılma, esneme olmuyor arkadaşlar bakın. Şöyle dibine atın bu şekilde. Bir tane daha düğümleyelim. Kameradan şöyle göz kararı yapıyorum arkadaşlar. Evet, 16 tane bu şekilde ilmeğimiz hazırlayalım. İlmek önemli arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ve 16. Bazı modellerde hiç fark etmiyor kaç ilmekten başlandı. Bu ilmekte arkadaşlar bu şekilde başlanırsa daha güzel duruyor. Şimdi bu yaptığım şişimin tekini alıyorum. Şöyle. Bunu bakın, buraya düğümlememiz kendi karımıza oldu. Bir tanesini baştan boş alıyorum bunu ve ikinci ilmeğimi de buradan düz bir şekilde örüyorum. Düz tarafını bu tarafına denk getireceğiz. Modelimizin düz tarafı bura olacak ve başa kadar bu şekilde bakın düz örerek bitireceğiz. Evet. Şöyle aldığımız ilmekleri de bu şekilde gözükecek. Hepsini başa kadar bu şekilde düz ördüm. Şöyle ters çeviriyorum. Yine aynı şekilde bunu boş alıyorum. Burası ters öreceğiz. Tersi ters, dürzü düz. Bu şekilde 3 sıra boş öreceğiz örneksiz. Tersini de örüyorum. Başa kadar çıkalım. Duruşu bu şekilde. İkinci sırayı da ördük ters tarafından. Şimdi burayı düz tarafından öreceğiz. Yine alış şeklimiz aynı. Bu şekilde bakın. Şöyle boş alıyorum. Fazla bunu çekmeyin arkadaşlar. Şöyle düzgün güzel bir kenar çıksın. Düz. Bu sıranın hepsi düz. Çünkü örneğimiz ters tarafından kurulacak. Asıl işlem ters tarafından yapılacak. Bu şekilde başa kadar düz olarak çıkalım. Evet. Bu şekilde 3 sıra düz ördük. Şöyle modelimizin ters tarafından örneğimizi kuracağız. Şimdi arkadaşlar bir tane her zamanki gibi baştakini boş alıyorum. Bir tane de bu şekilde tersten bir ilmek örüyorum. Şöyle 2 ilmekten sonra modelimizi kuracağız. Şöyle ipimizi arkaya alıp şöyle bakın, ben bu şekilde ilmeği rahat alıyorum. Siz nasıl rahat alırsanız o şekilde yapabilirsiniz. Bakın şöyle çaprazlama bu
Bu şekilde ayarladık ve sarıyorum 10 tane. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şöyle arkadaşlar, tam ortasına getiriyorum. Bu şekilde bakın. Şöyle tam ortasında. Bu soldaki şişimiz sabit duruyor. Sağdaki ilmeğimizi düz örer gibi şöyle bakın. Alttaki çıkardığımız ilmekten şöyle. Bakın bu şekilde kolay bir şekilde alıyorum. Bunu ortaya bıraktığım için rahat oluyor. Şöyle iki şişimi sol elimle tutup sağ elimle bu sardığım ilmekleri ilk önce bir açıyorum arkadaşlar. Şöyle uzatıyorum sıkmadan önce. Güzel bir düz bir duruş yapacağız buna. Şu şekilde kamerayı da hem bir gözümle de kamerayı kontrol ediyorum. Bunlar normal arkadaşlar. Birbirine hani sardığımız için rastgele sarıyoruz bu şekilde. Bunlar da üst üste gelmesi normal. Hele kamerada. Bakın bu şekilde bir düz açtım. Şöyle netleşsin. Kameramız netleşsin. Bakın bu şekilde düz açtım. Şu sondaki ipimi yavaş yavaş çekiyorum. Bakın fazla hızlı değil. Fazla da yavaş değil. Şöyle. Bakın kurtçuklarımızı oluşturuyoruz. Fazla çekmiyorum. Bu şekilde bombili bir kurtçuk güzel duruyor arkadaşlar. Sımsıkı böyle kemik gibi oluyor fazla çekince. Bu şekilde bakın kurtçuğumu fazla çekmeden hemen şimdi şöyle parmağıma sarayım. Fazla çekmedim. Bunu nasıl? Düz. Bakın bu ilmeğimi düz alacağım. Bunu düz aldım. Düz. Bunu da düz. Hemen kurtçuğumun ilmeğini getirip bakın alttan alan alttan, üstten alan üstten ilmeği nasıl alıyorsanız o şekilde düz örün. Hemen buraya iki tane ters yapıyorum. Şöyle bir tane düz, bak kurtçuğu yaptık. Bir tane düz, iki tane ters. Şu şekilde duruşu oluyor bakın. Çok güzel. İpime göre biraz net çıkmıyor arkadaşlar. Bu ipim vardı. Yumuşak olandan. Bu şekilde kurtçuğumuz oldu. Şöyle alttan da bakıtayım. Çok hoş bir modelimiz oldu. Şimdi arkadaşlar yine dedim kapattık düzle. İki tane ters ördüm. Ve tekrar bu şekilde giriyoruz. Şimdi ezan bitsin. Hemen yeniden başlayalım. Evet. Kurtçuğumuzun yapımında kalmıştık. Bu şekilde. Şimdi yapımına başlıyoruz. Hemen bakın çapraz bir şekilde şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10'uncuyu şu şekilde ortada bıraktım. Şöyle bol saralım arkadaşlar ki şöyle şişimiz içinden rahatça geçsin. Dar olursa küçük yerden geçmesi zor olur. Şöyle bakın hemen hepsini çıkardım. Bu sağdaki şişimi soldakinin üzerine yatırdım ki çünkü sağ elimle arkadaşlar ipimi düzelteceğim. Bakın o sardığım ipi bu şekilde açtım elimle ve yavaş yavaş bunu şöyle sıkıyorum. Ne yavaş ne bol arkadaşlar. Şöyle iki kere yapınca çok küçük oluyor. O yüzden şöyle tek sefer yapıyorum kurtçuğumuzu. Bir de bu yaptığımızla eşit olmasını sağlayın. Birini büyük birini küçük yapmayın arkadaşlar. Şöyle şuradan düz ilmek alacağım. Bakın buradan ilmeğimi alacağım. Bu kurtçuğumu şöyle elimle bastırıp düz nasıl alırsınız yukarıdan alttan ve yine iki tane bu şekilde ters alıp üç tane ilmeğim oldu. Bu kurtçuğumu bağladım. Bu iki tane de kurtçuğumu bağladım düz. İki tanesi de ters. Yine aynı şekilde bakın arkadaşlar. Bu şekilde oldu inşallah. Şöyle gece çekimi net bir çekim oluyordur. İkinci kurtçuğumu bu şekilde yaptım. Şimdi üçüncü kurtçuğum için aynı işlem. Bakın şişten geçiyorum. Püf noktasını biliyorsunuz. Bol sarmak bir de ortada ipi bırakmak. Şimdi tekrar 10 tane saralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve ortada bıraktım.
Şöyle bakın, bol sarmazsak dar küçücük yerden ilmeğimiz geçmiyor arkadaşlar. Şöyle bozulan yeri kolayca düzeltiyoruz. Şu tırnağımla açıp şöyle aşağıdan ilmeğimi çıkardım. Evet, püf noktası bol sarım ve tırnağımla şişime yardımcı olmak. Hepsini çıkarıyorum arkadaşlar. Şöyle sağ elimi boş bırakmak için soldaki şişime hemen ikisini bir tutuyorum, yani sol elimle. Yaptığım işi açıyorum. Şöyle arkadaşlar, çekmeden hard diye çekmeyin. Önemli olan bu. Çünkü sarı rastgele sarıyoruz ya. Rastgele sardığımız için o da bu şekilde rastgele çıkıyor. Onu bu şekilde elinizle düzeltin ve şu bakın, İpi yavaş yavaş şöyle istediğiniz kurtçuk boyutuna gelene kadar sıkın. Şu şekilde bir takılma olursa çekince geliyor arkadaşlar. Evet, kurtçuğumu böyle bombili sevdiğim için size de bombili bombili gösteriyorum arkadaşlar. Bu şekilde yaptım kurtçuğumu. Şimdi şöyle yakından sarayım. Bakın. Şu ipimizi alalım. Düz. Hemen getiriyorum ilmeğimi aşağıya. Şöyle bakın, düz örüyorum. Kurtçuğumu düz olarak ördüm ilk ilmeğini. Düz olarak şişime taktım. Düz olarak da kapattım. Hemen iki tane ters örüyorum. Şöyle bu şekilde. Şimdi bu bir tane arkadaşlar şey düz, bununla da kapatacağız. Eğer yok, buna gerek yok, burada kalsın hani dikiş payına gider diyorsanız, bunu dikiş payına gidermek bence çok mantıklı. Bu 4 taneyi buraya bu şekilde dikiş payı olarak bırakalım. Evet, şimdi düz yüzüne döndük. Bakın bu şekilde 4 tane, 3 tane kurtçuğumuz oldu. Evet arkadaşlar, şimdi düz yüzünü de düz olarak, ters yüzünü ters olarak 3 sıra öreceğiz. Bakın bu şekilde düz, 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 düz. Bu da fıstığımı başladığım, kurtçuğumu başladığım yer arkadaşlar. Şöyle kameradan değil de çıplak gözle görünse daha güzel yaparım da. Kamera beni arkadaşlar nerede neyin olduğunu pek, ne yaptığımı öyle yani yoklama usulü yapıyorum. Ezbere yapıyorum yani. Bu şekilde tersler tarafından ters örülecek. Düz tarafından düz örülecek. Bu sıra düz. Hepsini düz ördük. Çünkü örneğimizi ters tarafından kurduk. Şimdi şöyle sonuncu ilmeğimizi de ördük. Sadece başlarda boş alıyorum. Şöyle uzaktan belki daha güzel, net çıkar. Evet arkadaşlar, bakın. Bu şekilde. Şimdi ters tarafına geçelim. Yine bakın, bu ilmeğimi boş alacağım. Şöyle hiç örmeden aldım. Hemen yanındakini ters alıyorum. Şu şekilde. Tersi ters, düz düz. Arkadaşlar şimdi ters yüzünden örnek kuracağız. Bakın burada hani arada iki tane ters örmüştük öbür taraftan. Bu aralara, şu aralara yani buralara şimdi örnek kuracağız. Bunların iki tane kurtçuğun arasına ikinci sırada bu şekilde örnek kuracağız. Şu şekil, hemen başlayalım. Şöyle yine boş alıyorum baştakini ve 2. Bu 2 ilmek, elim çarptı. Alttaki kurtçuğumuz olduğu için onları da örüyorum. Bu ilk sıraya ait kurtçuklar için ilmek olduğundan bakın, başta 4 tane ilmek ördüm ikinci sıramda. Şimdi bu arıya bakın, şöyle düz tarafından girerek ilmeğimin çapraz yine bir bu şekilde kurtçuk için hazırladım şişlerimi. Sarma için yani. 10 tane sarıyorum. 3, 4, 5. Şöyle bol sarın arkadaşlar.
6, 7, 8, 9 ve 10. Şöyle 10 tane sarınca tam ortasından şöyle getiriyorum. Bakın tırnağım yardımcı ilmeğimin aşağıya çekilmesi için. Sağ şişimle ilmeği tutup şöyle en alttan yine çıktım. Bu şekilde şöyle ipi taktım arkadaşlar. Onu da hemen geçirelim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bakın. Şimdi bu şişimi sağ elimi boş bırakmak için şöyle solla tuttum. Ve bu yaptığım sardığım iplerimi yine açıyorum bakın bu şekilde. Şöyle dibini güzel açarsanız arkadaşlar şurada genelde hani dibi güzel açılmayınca çekildiği zaman bir burulma oluyor. Orada bir potluk oluyor. Şöyle güzelce açarsanız kurtçuğu güzel yapan yani kurtçuk yapan şey bu açımı. Açım işlemini güzel yaparsanız şöyle çektiğinizde bakın çekme işlemini de göstereyim. Buradan da şöyle yavaş yavaş dikkatli şöyle yaptığınız işi görerek bismillah. Yaptığınız işi görerek yaparsanız bakın bu şekilde şöyle tombul bir fazla çekmiyorum arkadaşlar. Şöyle tombul bir kurtçuğumuz olur. Siz bu çekim işlemlerini sarım işlemlerini 13 tane de yapabilirsiniz. Daha iri böyle kurtçuğunuz olsun diye. O şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi yine aynı bakın. Sıradaki alacağım bu ilmeği de düz tarafından şu taraftan da girebiliriz. Nasıl kolayınıza gelirse arkadaşlar. Şöyle kurtçuğumun ipini yaklaştırıp düz bir ilmek alacağım şimdi. Buradan bu şekilde. Yine bu iki ilmek aşağıda kurtçuğa ait olduğu için onu yine ters örüyorum. Evet, bir tane düz kurtçuğumdan sonra bakın. Bir tane düz, iki tane ters örerek 3 tane ilmek örmüş oluyoruz. Bu kurtçuğumu birleştirdim. Bu ikisiyle de ters ördüm. Yine aynı şekilde bakın tam ortasına gelecek şekilde burayı boş bıraktık. Şu iki kurtçuğun arasına boşluk gelecek yere şimdi bir tane daha kurtçuk yapıyorum. Yine çaprazlama bakın. Tuttum şişlerimi. Yine sarıyorum. Şöyle bol bol sarın arkadaşlar. Fazla sıktırmayın. Çıkarması zor oluyor. Zaten bir çıkarma işlemini yapan kaç tane sardık acaba? Tekrar saralım arkadaşlar. Kurtçuğu yapmış oluyor. Evet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şöyle ortaya aldım. Ortaya aldım. Bu ilmeğimi bakın tırnağımla da hem yardımcı oluyorum. Orta parmağımla. Şöyle bakın rahat bir şekilde çıkıyor. Bol sarmak ve tırnağımızla da şişimizi ilmeğe geçirmesine yardımcı oluyorum. Ve bakın soldaki ilmeklerimi çıkarıp şöyle iki. Şimdi bu şekilde ipimi açıyorum bakın. Bu ipi güzel açıp şöyle yavaş yavaş sıktırıyoruz. Kurtçuğumuzu bu şekilde sıkarak oluşturdum. Şöyle kamerayı biraz yukarı alayım arkadaşlar. Elimiz çarpıp duruyor. Tığ oyası rahat oluyor ya. Şişlerle sığamıyoruz kameraya. Şimdi yine aynı şekilde bakın buraya düz olarak. Şöyle kurtçuğumu da yaklaştırıyorum. İlmeğimin yanına. Ve buraya bir tane düz olarak ilmek alıp kurtçuğumu buraya tuttum. Şimdi iki tane ters. Evet, demin buraya kurmamıştık arkadaşlar. Yine boş bırakalım, anlaşıldı. Siz buraya iki taneden sonra bir kurtçuk yapılacak. Yapalım. Burası boş kalmasın o zaman arkadaşlar. Bakın. Bir tane düz, iki tane ters ördük. Yine bu şekilde çaprazlama yaptık. Bakın. Buradan şişimizle girdik.
Çaprazlama yaptık. Bol bir şekilde şöyle 10 tane sarma yapıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Öne alıyorum ipimi. Önde olması önemli. Şöyle bakın baş parmağım pardon, orta parmağımla şöyle tırnağımla açıyorum. Yer açıyorum yani şişimin rahat geçmesi için ipleri beri çekiyorum. Şişimde ilmeğimi şöyle tutup o boşluktan çıkıyor. Evet, biraz bol olduğu için rahat çıkıyor. Hem tırnağım orta parmağım yardımcı hem de ipin bol sarmak rahat ilmeğin çıkması kolay oluyor. Bakın yine 10 tane sardığımız sıktırdık kurtçuğumuzu. Yine düz şöyle biraz parmağımı sarayım. Ben parmağımı sararak yapmayınca yapamıyorum. Alışkanlık arkadaşlar. Şöyle ilmeğimi düz aldım. Ve geri kalan kısmı da ters örüyorum. Yani yine 3 ilmeğim kaldı. Bu şekilde. Bitirdik ve düz yüzüne dönelim. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle aralarında kurtçuklarımız çok güzel duruyor. Çok hoş duruyor. Daha bir de kameramız daha net çekse daha güzel duracak. Bu şekilde arkadaşlar üçüncü sırada da aynı şu boşluklara bakın. Aynı bunun aynısına bu iki ilmeği kurtçuklar yapılacak. Şöyle ben üç tane düz sıra öreyim demin gösterdiğim gibi. Bir de üçüncü sırayı kurduğumu göstereyim inşallah. Evet, şimdi bakın kurtçuğumuzu kapattıktan sonra 3 sıra düz ördüm bu şekilde. Örneğimizi ters tarafından kuracağız yine aynı şekilde. Şöyle boş olarak alıyorum. Yanına da bir tane ters alıyorum. Evet, 2 ilmekten sonra arkadaşlar 2 ilmek de kurtçuğumuz için gidiyor. Yani bu örnek için 4 tane ilmek lazım demiştik başında. Şöyle geriye alayım biraz. Çapraz şiş yaptım. Yine bol bol 10 tane sarıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet. 10 tane sardık. Bunu hemen öne alıyorum. Öne almak ve bol sarmak önemli. Bakın şöyle bu ilmeğimizi şimdi şişten bu şekilde çıkarıyorum. Bol sardığım için şöyle tırnağımla da yardımcı olduğum için hepsini çıkardım. Şu sağ şişimi sol elime tutturuyorum ve bu ipimi düzeltiyorum. Bakın. Bu ipimi düzelttim. Şöyle açtım bunu. Buradan sıktırmak için, şu uçtan sıktırmak için ipin düzgün olması lazım. Bakın o da kolay bir şekilde ipi açtım düzelttiğim için o da kolay bir şekilde kurtçuk oluştu. Hemen ben bu kurtçuğu yine düz olarak buraya sabitleyeceğim. Girdim şöyle ilmeğin içine. Önden girelim ters olduğu için daha rahat. Getirdim, yaklaştırdım buraya ve ilmek alıyorum. Düz aldım. Ters aldım. İki tane ters. Şöyle bakalım. Bunun katındaki sırasındakiler. Şimdi bunun sırasındakini öreceğiz. Yine aynı şekilde buradan çaprazlama yapıyorum şişimi. Bu artık anlaşıldı arkadaşlar. Hızlı geçiyorum. Tekrar aynı şeyleri size söyleyip başınızı şişirmeyeyim. 10 tane. Sadece bu 3. sıranın nasıl durduğunu öğrenin diye bu şekilde bu sırayı ekten yapıyorum. Aynı şekilde ortaya geçiriyorum. Bakın. Ortaya geçirdim. Bu ilmeğimi arasından geçip şöyle en alt kısımdan çıkarıyorum.
Bütün sardığım bu 10 tane ilmeği çıkarıp şişeyi sol elime veriyorum ve sağ elimle bu ipi düzeltiyorum. Şöyle sağ elimle çekeceğim şimdi kurtçuğumuzu şu şekilde. Çok güzel kurtçuklarımız oluyor inşallah. Yine düz alıyorum ilmeğimi kurtçuğumdan sonra. İpimi yaklaştırıp buraya düz bir örme işlemi yapıyorum. Bir de kameradan değil de normal görebilsek. Evet, bu şekilde bakın. Kurtçuğumuzu sabitledik. İki tane ters yapıyorum. Şöyle bir ve iki. Buraya bir tane daha kurtçuk yapacağız. Yine çaprazlama yaptık. Bakın. Bu da bu sonuncunun katı oluyor arkadaşlar. Birincinin katını buraya yapacağız. Şöyle. Şimdi burayı da yapalım. Rahatça ön tarafından bakalım. Acele etmeyelim. 10 tane sarıyorum. 6, 7, 8, 9 ve 10. Şöyle ortaya getiriyorum. Şimdi parmağımla şöyle şişime yardımcı olacağım. Bu ilmeği aradan geçirip şöyle alttan çıkaracağım. Hemen şöyle sol şişimi elimle ittirip ilmeği çıkarmaya yardımcı oluyorum ve sol elimle şişleri tutarken sağ elimle de şöyle ipi düzeltip açıyorum. Sonra arkadaşlar bakın artık böyle hızlıca yapalım. Kurtçuğumuz oluştu. Şimdi bakın ilmeğimi şöyle arasından geçiriyorum düz olarak. Gerisini ters örüyorum çünkü bitti. Buraya kurmamıştık. Bu şekilde. Şöyle bakın arkadaşlar. Çok güzel bombik bombik tombik tombik kurtçuklar yaptık. Çok hoş oldu. İnan güzellik kameraya pek yansımıyor ama gerçekten pofidik pofidik böyle kurtçuklarımız oldu. Yine 3 sıra öreceğiz. Şöyle bir 3 sıra örüp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar son sıraya da biraz düz ördüm şu son yaptığımız kurtçuklar belli olsun diye. Bakın şöyle bir de yandan belki daha net anlaşılır. Şimdi arkadaşlar sıfırdan hiç bilmeyeni anlatır gibi yavaş yavaş tüm püf noktalarıyla anlattım. Bu şekilde inşallah faydalı bir video olmuştur. İşinize yarayan benim gibi her noktasını tek tek anlamak isteyen birisi için birileri için faydalı bir video olmuştur inşallah arkadaşlar. Şöyle güzel, hoş. Bununla yelek de yapabilirsiniz. Battaniyeler de yapabilirsiniz. Altına şöyle astar geçirirsiniz arkadaşlar. Güzel bir çocuk battaniyesi de olur bu modelden. Çocuklarınız için yelek de olur. Evet, emeklerim için siz de beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.